Assalomu alaykum aziz qirindoshlar. Bugungi Qur'on buluqi programmamizning 4-chi soniga kelganingizlarni qizg'in qarshi olamiz. Hurmatli qirindoshlar, biz bu programmamizda islom dunyosidagi mashhur olim Sayyid Abul A'la Maududiy rahimahullohning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Bugün inşallah Allah'ın izni bilen bu programımızın 4-cü sahneni de kıtınlarına sunumuz. Mikrofon aldı da Abdullah Yalqun. Hürmetli kıyırındaşlar, biz ötkenki 3-cü san programımızda ilahlık babıdaki hükümrallık hakkıda toxtalgan eduk ve şundakla bu babda haqqıda ilahlıq babıdaki Allah subhanahu wa ta'ala'nın hükümranlıqı haqqıda Qur'an-ı Kerim'de keltürülgən dəlillərinin bir qısmını sözləb şunun ahirətə tükümügən idi. İnşallah bugünkü programımızda ilahlıq babıdaki hükümranlıqı haqqıdaki Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de tilgəğən ayətlərinin ahirini bugünkü programımızda davamlaşdırmız. Qeyrindaşlar, bu yerdə əsl tip ötüşkə təkəşlik bir məsələ. Əgər də birinci sanıdın başlap anlamıqan bolsanız, proqramımızdan çoxum anlıqan vaxtıda otturudun, ya ki kəkən yerdən başlap əməz, birinci sanıdın başlap puluq anlap çıxışınızı ötünümüz. Çünki bu bir-birgə nahaydəmə çetişlik məsələ boğallıq üçün bəlkə otturudun anlasanız, biraz toğru çünülməslik kəp çıxışı mümkün. Şunun üçün qeyrindaşlarının ki, birinci sahnedən başlayıp anlı bilişini ümit qılımız. Şuna xil bunu biz torbetimizden tınayeti asallıq bilen şüreleysiz. Torbetimizgə hər bir yeni məsələn bir gən hazır nəx meydandan taqıt etmiz bu proqramımızını. Taqıt boğan deyin ki, bir gən kəştiləm bu proqramının ki, nəx meydandan taqıtılgan hər bir proqramma şu günü kəştə özünün sahibilərgə qoyuludu. Siz buna xalığanca anlayalaysız və çürəlaysız. Allah subhanahu wa ta'ala Sürü Ənbiyanın 22-23 ayetlərdə mündaq deydi. Ləu kəna fiyhimə əlihətun illəlləh ləfəsədətə fəsubhanəllahi rabbil arşi əmmə yasifun la yüsəlu əmmə yəfəl وَهُمْ يُسْأَلُونَ Əgər asman zimində Allahdın başqa ilahlar bolsa idi, bütün aləmnin nizami əlbətti buzulub gedətdi. Ərişnin, yəni kainatnin səltənət təxtinin xocayını bulğan Allah, onlarının sübətliyən nərsilərdən baktır. Allah qılğallarığa cavabkar əməz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kılgallarga hiç kimnin aldığı cevap göremez. Hiç kimge cevap veriş mecburiyeti yok Allah'ın. Belki onlar hemmesi cevapkardır. Belki onlar yani insanlar bütün kılgan işlerinden cevapkardır. Allah'ın dergahıda çokum ula sual sorak katılırdı. Ve hum yus'alun. Onlar soruludu, insanlar soruludu. Allah emez. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Sürü Mü'minun'un 91. ayeti de mündaqtaydı. Mettehazallahu min veledin ve ma kana ma'ahu min ilah. İzen le zahabe kullu ilahin bima khalaq ve le ala ba'duhum ala ba'd. Allah hiç kişini balı kılığını yok. Onun bilen billa başka bir ilah mı yok? Eğer ondak buluduğun bolsa her bir ilah özü yaratkan mahluklarını elip ayrım bolu valatdi. Ha? Yani her bir ilah özü nimini yaratkan bolsa, özünün yaratkan şu mahluklarını öz aldığı tatip, öz yaratkanlarını ayrım yaga çıkıp kandakılat ayrım bolu valan bulatdi. Andın bəsi bəsige etilip yügüreydi. Bir-bir bilen rikabetleşip, besleşip, ha? Özünün küçünü körüstüş üçün bu vakitte bir can bir kalay makancılık meydana kegen bulatdi. Allah yana sürü Bani İsrail'nin 42. ve 43. ayeti de mündaqtaydı.
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. İyi peygamber, etkin ki, eğer bunlar etkin dek, eğer bu insanlar, bu Allah'ı şirik keltir vatkanlar, bu Allah'ını itiraf kınmay vatkanlar etkin dek, Allah bilen birgi yani başka ilahlar bulgan takdir de, bunu bir perez kılaydı, eğer Allah bilen birgi yani başka ilahlar bulgan takdir de, ular eriş ilgisinin hükümranlığını ilgileş üçün elbette çare izleyen bulattı. Ular meslehetleşip, aşu eriş ilgisi bulan en çok aşını bir tahtını örüp, aşını biz ilgileşimiz gerek de, kanda kılatilse, en şu eriş ilgisinin hükümranlığını ilgileş üçün elbette çare izleyen bulattı. Allah paktur, ularının kılışı vatkan sözlerinin yüksek hem alidir. Onlarının kılışıvatkan bu, haksız revişte kılışıvatkan bu böktanlarının, bu sözlerinin Allah paktur, yüksek hem alidir Allah subhanehu ve teala. Bu ayetlerinin beşidin tartıp ta ki ahirgece birle merkezi idiyanı fükürdümüz. O bosumu ilahlık bilen hükümrallahının birbirine kat'i bağlanışlık işkelliki. Hem de öz ruhi ve manisi noktasının her ikilisinin okşaşlı bir nersi ikellikidir. Hem de ilahlık ve hükümrallık degen sözünün ruhi cehettin bolsun, mani cehettin bolsun, her ikilisinin okşaşlı bir nersi ikellikidir. Kardeşler, acayip dikkat kıldığım mesele. İlahlık bilen hükümrallıkının birbirine kat'i ve kat'i bağlanıştık ikkeldeki hem de öz ruhi ve manisi noktasını etkanda her ikkilisinin okşaşlı bir nersi ikkeldekidir. Demek hükümrallıkı bulmasa ilahlıkı mı bulmağın buludu. Ve bulalmazlıkı lazım. Hükümrallıkı yok bir şahsının, bir kişinin ilahlıkı mı hem bulmağın buludu hem bulmazlıkı lazım. Bulalmazlık gerek. Çünkü o ilah eğer özünün hükümranlığını yürgüzenmese, hükümran bulmasa, hükümranlık süptü bulmasa, kandak mı bir ilah buluşka layık bulsun, kandak mı ibadet kılınışka, onun aldığı yalvuruşka, onun aldığı yilinişke, onun aldığı zaru tezarlı kılışka kandak mı layık bulsun. Elbette bulanmazlık lazım. Hükümranlığı bulgandıla, andın ilahlığı bulgan buludu. Hem buluşu lazım. Ene şunda kudretli hükümranlığı boğandıla andın onun ilahlığı bulgan buludu hem buluşu lazım. Çünkü ilahkı silerinin kançılık ihtiyacınlar bağlanışlık bulgan bulsa ya ki kaysıhıl ihtiyaclarına nispeten birovunu ilah kılıvalgan bulsanlar onlarını kandırış hükümranlık kudretsiz kat'i mümkün bulmaydı. Ya Rabbi karanlık kardeşler. Çünkü İlahkı silerinin kançılık ihtiyacınlar bağlanıştık boğan bolsa. Sizin kançılık ihtiyacınız bağlanıştık bolsa bolsun. Her kandak bir ihtiyacınız bağlanıştık boğan ihtiyacınız. Ya ki kayshıl ihtiyaclarına nispeten bir avını ilah kılıvalgan bolsanlar, şu ihtiyacınlarını kandırış, şu ihtiyacınlarını silerge biriş, icabet kılış, eğer de hükümranlık kudreti bulmasa, bu hükümranlık kudretsiz halette kat'i mümkün bulmaydı. Emelge aşmaydı sizden ihtiyacınız. Şunlaşka hukuku bulmayı turup ilah buluş, fütülley manisiz ve hakikatki hılap bir iş. Onunla sığınış kat'i halda neticesiz bulgan buludu. Çünkü onun hukuku yok da. Hiçbir hukuku yok, hukuku işlemeydiğen birgi sığınış, kat'i halde neticeniz ne olsun? Nöldün ibaret. Sizge hiç neresi bilenmeydi. Çünkü onun keskin, mutlaka adetteki hukuku bulmağın bir nerse kandak mı sizge? Sizin ihtiyacınız, sizin talepleriniz ne uğrunda birerleş gücü bulsun. Kur'an-ı Kerim'nin mani bu merkezi ideyeye karata keltürgen delillerini ve onundan hulaslandığı neticelerini tümendeki tertip boyunca yakışı düşünülüş lazım.
Birinci, hacetini rava kılış, müşkülünü asan kılış, panahlık biriş, medet ve yardım kılış, asraş ve muhafizet kılış, şundaklı dualarını anlaş katarlık bu işler, herkiz musiler oylavatkandak addi iş emez, iyi kırındaşlar, iyi insanlar. Bu işler herkiz musiler oylavatkandak addi iş emez. Belki bunun menbesi, bütün kainat nizamını yaratış ihtiyarlıkına ve onu başkuruş kudretine berip çetiledi. Sizin hem minasınız, en addi bir hacetinizde rava kılış mı? Müşkülünüzde asan kıp beriş mi? Sizge panahlık beriş, medet ve yardım ata kılış, sizne asraş, muhafizet kılış, şundaklı dualarınızda, hatta dualarınızdan tatip anlaş katarlık bu işlerden hemmesi herkes addi bir işemez kıyrandaşlar. Belki bunun menbesi ne gibi erip takılıdı deseniz, bütün kainat nizamını yaratış ihtiyarlıkına ve onu başkuruş kudreti gibi erip çetilidi. Ne vardı sizler en addi ihtiyacınlarından mı kandak yolları bilen kinevat kallakı üstüde azdıraklı tepekkül kıladığan bozsanlar, şunu bilip yiteleysiler ki, asman zimindin ibaret bu katı senetgahdaki san sanaksız sebep vasıteler ten hareket ki kelmeyi turup, hiçbir ihtiyacınlar mundaklı kinep kanmaydı. Oyla bakayla kerindaşlar. En addi ihtiyacımız bizden. Bizning eng oddiy ehtiyojimiz mu, agar mushu eng oddiy bir ehtiyojim qaysi yo'llar bilan ijro qilinib, qandoq yo'llar bilan qanadiganda, qandoq yo'llar bilan meni oldimga keladiganda mushu deb, mushuningda azroq tafakkur qilib o'ylanadigan bo'lsa qarindoshlar, biz shuni bilib yeta olamizki, butun osmon zimindan iborat bu katta bir san'atgoh, bu qudratlik bir ajoyib bir isil bir san'atgohdagi san sanoqsiz sabab vositalar tang birlikda harakatga kelmay turib hech bir ehtiyojimizning mundaqli oldimizga kap qolmaydiganligini uchiq oshkora holatda biladimiz. O'ylab baqaydi. Sizlar ichadigan bir stakan suv yoki sizlar yeydigan bir tal bug'doymi quyosh, zamin, havo, deniz degendek bizge namalum yani kançılığan sanaksız nerslerinin ten hareket kılışı bilen andın silerge yetkizildi. Andın bizge yetkildi karındaşlar bu. Bir istakan su. Biz yedigan bir tal buğday çağılık bu nese bütün asman zimin, kuyaş, hava, deniz ve biz bilmeydigan isminin bilmeydigan kainat biz körep mi bakmagan nurgun nesle hemmesi ten hareket kılıp ten işleş arkalık şuna. Andın bizge yetip geliyordu kardeşler. Demek dualarınlarının icabet buluşu, hacitanlarının rava buluşu üçün adet dikici hukuk emez. Belki asman zeminini peyda kılış, seyyarelerini hareketki seliş ve bulutlarını yötkep yamğur yağdırış üçün keterlik bulgan, kıskısı bütün kainatını başkuruşka lazımlık bulgan ali hakimiyet hukuku gerek buldu kardeşler. Oylap bakaydı. Herkes addi işemez. İbadetlerinin bir tür boğan bir dualarımızın hem icabet buluşu, hacetimizin rava buluşu üçün herkes adet dikici hukuku var. Bire küç ikisi adet dikici bir hukuku var bir şahıs bilinirse herkes ve herkes bizden hacetlerimizin rava kılış veya ki dualarımızın anlaş kudreti ikemez. Belki en şulanı icabet kılış, hacetlerimizin rava kılış üçün asman zeminini peyda kılış, bütün seyyarelerini hareketki seliş, bulutlarını yötkep yağmur yağdırış üçün keterlik bulgan, en şununla keterlik bulgan, kıskısı bütün kainatını başkuruşka lazımlık bulgan, ali hakimiyet hukuku gerek buldu kardeşler. İkinci, bu ali hukukunun taksimlengen buluşu, qat'i mumkin emas. Yuqorida birinchisi dedik. Ya'ni eng oliy hokimiyat huquqi kerak bo'ladi bizning har qanday narsamizni ijobat qilish uchun. Endi ikkinchi masala, ana shu oliy huquqning taqsimlangan bo'lishi qat'i mumkin emas, ha? Buningga bir qism, yana birsiga 20%, yana birsiga 50% yoki buningga bir xil ma'lum bir narsani ijobat qilish, yana birsiga ma'lum bir narsani ijobat qilish qatorliq bu
hukukning bu hukmronlikning taqsimlangan bo'lishi qat'iy mumkin emas. Chunki yaratish huquqi birisida bo'lib, rizq berish yana birisida bo'lsa, quyosh birisining olqinda bo'lib, zamin yana birisining olqinda bo'lsa, kasallik va salomatlik birisiga tabe bo'lib, hayot va mamatlik yana birisiga taalluq bo'lsa, bu kainatning intizomi hargiz tartib bilan ma'lumaydi. Ma'lum ya qarindoshlar, o'ylab boqaylik. Ajiba mushu kainat millionlagan yillardan buyon biz sonini bilmaydigan yillardan buyon bu qadar sistemalik, bu qadar tartiblik holatda intizom ichida ma'lummi? Agarda yuqorida so'zlagandek, ha, o'lim birisining qo'lida, kunduz birisining qo'lida, quyosh birisining qo'lida, zamin birisining qo'lida bo'lgan bo'lsa, bu huquqlar agar bir zotning qo'lida bo'lmay, hammasining ayrim-ayrim huquqi bo'lgan bo'lsa, taqsimlangan bir narsa bo'lgan bo'lsa, ajabo bu qadar sistemalik intizomcha ma'lummi? Shunga butun huquq va qudrat birli markaziy boshqaruvchining qo'lida bo'lishi lozim. Koinotning intizomi mu shundoq bo'lishni taqozo qiladi. Va amaliyotda mu dal shundoqdir. 3. Butun huquq va qudrat yolg'iz birli boshqaruvchining qo'lida bo'lgan ekan, uning huquq ixtiyorligida hech kimning qilch sherikchiligi bo'lmagan bo'ladi. Xo'sh. Ya'ni ikkinchisi biz so'zlab o'tdik. Chuqur barliq oliy huquq taqsimlangan bo'lishi mumkin emas. Mutlaq birisining qo'lida bo'lishi kerak. Ham butun mushu koinotning intizomi shundoq bo'lishini taqozo qildi, ham amaliyotda ham shundoq dedik. Endi bu butun huquq va qudrat yolg'iz birli boshqaruvchining qo'lida bo'lgan ekan, undoqda uning huquq ixtiyorligida hech kimning qilchi sherikchiligi bo'lmagan bo'ladi. Hech kim birasi sherik bo'lib, uning birli qilish berdigan ish yo'q. Qat'iy sherikchiligi bo'lmagan bo'ladi. Ilohlikmi tabiiy holda shu boshqaruvchi uchun xoslashgan va uningdimi hech kishining hissadorligi bo'lmagan bo'ladi. Ilohlikdan iborat butun ibodatga haqliq bo'lishdan iborat bu narsami tabiiy holda ana shundoq boshqaruvchi bo'lgan, ha, shundoq kuch egasi, shundoq hokimiyat egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo uchun xoslashgan va uningdimi hech qandoq bir kishining hissadorligi bo'lmagan bo'ladi. Shu ilohdan boshqa hech kishida sizlarning dodi faryodingizga yetadigan, duolaringizni anglab qabul qiladigan panohlik berib, homiy madadkor boshpanoh bo'ladigan huquq bo'lmaydi. Hatto Allohning dargohida yaqin banda bo'lish sifati bilan paloni hazratimning so'zi ishqa oshmay qolmaydi. Uning shafoati qat'iy holda so'zsiz qabul qilindi degan ma'nodan elib aytganda bu Allohning bu tangdasiz saltanat tuzumida hech bir kishining o'zichi quyruq shipog'ini tishaqqa bo'lmaydi. Hech kishi Allohning ishiga aralasha olmaydi. Hech kimda o'z shafoatini zodi ishqa oshirmay qo'ymaydigan kuch qudrat bo'lmaydi. Shafoatni qabul qilish yoki qilmaslik faqat va faqat Allohning ilkida bo'ladi. 4. Narsa bu oliy huquqning vahdoniyati, ya'ni bir markazligi. Oliy huquq bir markazlik bo'lish kerak. Ya'ni bir markazlik bo'lishi, bir markazligi shuni taqozo qiladiki, hokimiyat va hukmronlikning butun barliq turlari mu dal shu oliy huquq darzat qilib markazlashgan bo'lishi lozim. Intay muhim masala qarindoshlar. Bu oliy huquqning vahdoniyati, ya'ni bir markazligi shuni taqozo qiladiki, hokimiyat va hukmronlikning butun barliq turlari mu dal shu oliy huquq darzat qilib markazlashgan bo'lishi lozim. Hamda hokimiyatning hech bir qismi boshqalarga xoslashtirilmasligi lozim. Hech bir qismi, eng aqalli, eng kichik bir tarmoq qismi ham boshqalarga xoslashtirilmasligi lozim. Mutlaq va mutlaq hukm egasi huquqdor ana shu zot qila markazlashgan bo'lishi lozim. Alloh taolo yaratishda hech bir shiriki bo'lmagan yaratquchi bo'lgan yerda
Şundaklı kainat sistemisinin intizam tertipide başka hiç şiriki bulmağın başkuruguçi, retkisalguçi ve intizamlaştırguçi bulgan yerde şeksiz ki hüküm kılışmı, perman çürüşmü, şeriat yani kanun belgileşmü mutlak halda onun gıla teallık buluşu lazım. Acaba bu akılığı uygun emes mi kıyrandaşlar? Tüm muşu kainatını biz yaşavatkan muşu kainat sistemisinin bütün intizam tertipi de başka hiçbir şiriksiz halette şu kadar güzel şekilde başkuruvatkan, retki salgıcı boğan, intizamlaştırıcı boğan, yaratıcı boğan, yoktun bar kılgıcı boğan, eni şu zat aşındak bir kudret ikisi boğan yerde. Şeksiz ki emdi bu kainattaki bütün hüküm kılış, perman çürüş, kanun çıkırış, şeriat belgeleş, bu işlerin hemisi mutlak halde onun gıla teallık buluşu lazım. Emes mi kıyrandaşlar? Allah, özü yaratkan bu mehluklarının kaysi işlerde şu mehluklarga paydalık işler işkelligini, kaysi işlerinin ziyallık işkelligini Allah en yakşı bilmez mi? Allah özü en yakşı bilgelligi için özünün kanunlarını mı şu dünyada bütün insaniyetki kanun kılıp çürüş için bütün peygamberlerine evetmedi mi kıyrandaşlar? Huddi onun selteneti de başka birisinin panahlık bergücü hacetini rava kılgıcı dadi periyatki yetkücü buluşu hata bulgandak kişinin öz aldığı müstakil hükümran kanunçı hakim bulubilişi mi tüptün hata bulgan buludu. Kıskısı yaratış ve rızıklandırış, hayatlık biriş ya ki vapat kıldırış, kuyaş, ay, keçi gündüzlerini buysunduruş, kaza ve kader, hükümranlık ve padişalık, perman çıkırış ve kanunçılık kadarlık işlerinin hemmisi Allah'ın umumi hakimiyet hukukunun okşaş bulmağın sahaları bulup hesaplanıdı. Bu hakimiyet hukuki kat'i halda başkalarına bölüp verilmeydi. Hem bölünüşü mü mümkün emez. Şuna navada kandaklı bir kişi Allah'ın hükmünü asas kılmayı turup, başka birerisinin hükmünü itaat kılış vacip deyip düşünse, o güya kandakağın buldu dese, Allah'tın başkığı dua kılgandakla mutlak şirik geldirgen buldu. Oyla bakaylı kirindaşlar, acayip inçki mesele. Kandaklı bir kişi Allah'ın hükmünü asas kılmayı turup, başka birerisinin hükmünü, Allah'ın hükmünü asas kılmayı çıkarılan başka birerisinin hükmünü, moşununga itaat kılış vacip deyip düşünse, zadı boysunuş vacip moşununga, bunun boysunusense, boysunuş gerek bununga deyip düşünse, o goya kandak kılgan bulurduysa, Allah'tan başka dua kılgandakla mutlak şirik geldirgen bulurdu. İtiraf kılın, ya ki kılman. Bir taşının aldığı verip dua kılgan bulursunuz. İyi taş, iyi Hudayim, iyi Allah'ım deyip bir taşının aldığı verip benim duamını icabet kılgın deyip dua kılgan dekla aşında dua kılsanız ne mi bulattınız? Allah'a şirik geldirgen bulattınız. Demek bir insan şunun okşakla Allah'tan başkanın Allah'ın hükmünü asas kılmayı durup başka birerisinin hükmünü muşununga itaat kılış vacip deyip düşünse o göğe Allah'tan başkanı dua kılgan dekla mutlak şirik geldirgen bulurdu. Şunundak navada bir kişi siyasi mənidin özünü müstəqil hükümran, ali padişah, hakim mutlak deyip dava kıladırken. Siyasi mənidin eğer bir kişi özünü mən müstəqil hükümran mən. Mən ali padişah, hakim mutlak deyip dava kılsa. Minin hükümümge, minin hükümranlıkımga hiç kandak mahluk arlaşmasak gerek. Mən öz aldımga hüküm çıkırmən. Öz aldımga ali padişahım ben mutlak hüküm çıkacağım ben. Herkes o Allah subhanahu ve taala'nın nimetevat kallığı onun bilen işi yok halette, onu çürüvetken halette. Öz aldığı bundak deyip özünü şundak deyip dava kılsa o güya nemiş kıgan buldu dese tabiattin taşkırı menidin mensilerinin medetkarınlar veli başpana koğduğu çunlar deyip dava kılgan kişidek hudalık davası kılgan buldu. Allah Allah oyla bakayla kıyırınlaşlar. Nimdigen buldu kendisi, ben sizlerinin medetkarınlar, velirinler, başpanahinler, koğudu uçunlar, deyip dava kılgan buludu. Şunlaşka, kandaklı cayda yaratış, takdirini belgileş, kainatını başkuruş nuhsidin, Allah'ını la şerike,
şiriki yok deyilgen bolsa, kandak bir yerde la şerike deb kelgen bolsa, şiriki yok deyilgen bolsa, şunun bilen koşup nime deb tilge elendi o dese, lem yekun lehu şerikun fil mulk deb bile tilge elendi o kardeşler. İslam'ın her bir bablarına karısınız, her bir muşu la şerike deb tilge elingan her kandak bir yerde mesela, bütün kainatını, asman zemin, yaratış, takdiri belgeleş, kainatını başkuruş bu noktasıdın, la şerike Allah'ın şirik yok. Yani yaratıp birişke arlaşkan, kainatını başkuruşka arlaşıdığan, bunun yardım beridigan bir şirik yok, rızık beridigan bu nesini kıldığında Allah'ın şirik yok. Değilgen bosa, bir tilge elingan bosa la şerike. Allah yalgız kıldı bunu deb tilge elingan bosa, şunun bilen birge koşup neyim deb kildi dese, lem yekun lehu şerikun fil mulk. Yani Allah'ın padişahlığı da hem onun hiç kandak şirik yok deb mutilgelingan. Hem miyadetle şuna tilgelingan. Allah'ın mutlak hükümranlığı da, mutlak hakim mutlaklığı da, padişahlığı da onun hiç kandak şirik yok deb mutilgelingan. Bu şunu uç delillep birdu ki, uluhiyet yani ilahlığının manisi ne modasınız? İlahlığının manisi padişalık, hükümranlık degen ufkumunu mu ten öz içi kalgan buldu. Bütün ibadetlerge en layık birdim bir ilah çokunulgu çi, ibadet kılınlığı çi degen bu ufkumunu bir iş bilen birge onun ilahlık yani manis ne modasınız? Padişahlık, hükümranlık degen ufkumunu mu ten öz içi kalgan buldu. Manı bu manilerden yani hükümranlığını itiraf kılış manisinden Allah'tan başka her kandak birini şirik kılıp koymasak lazım. Her kandak başka birisini şirik kılıp koymasak lazım Allah Subhanahu ve Teala. Herkes başkalarının hükümranlığını meyli ne mi bulup kessik etsin ki onun hükümranlığı Allah Subhanahu ve Teala'nın kanunudun, Allah'ın hükümüdün medet ammayı durup onun İzni ruhsatı bulmayı durup çıkarılgan her kandak en'ene, hüküm, kanun, her kandak neyse Müslümanın nazarında kat'i ve kat'i itiraf kılınmasak gerek. Kanunsız deb karlaşı gerek. Meyli biz onu özgertelesek ya ki özgertemesek bizden itikadımız bu halette buluş gerek kardeşler. Başkasının hükümranlığını, kanununu itiraf kılıştı geldik en şunu Allah'a şirik keltir geldik diken buldu. Şunun için intayin zil, intayin inç ki mesele kıyırındaşlar, herkes ve herkes bu meselede ezip gitmeyli. Tüvendeki ayetlerde bu nokta tihi muken içip bayan kalıngan. Allah Subhanehu ve Teala Sûre Âl-i İmran'ın 26. ayeti de mundaktaydı. Kulillahümme malikel mulki tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Etkin ki, iyi bütün padişahlıkların padişahı bulgan Allah, halıgan Adem'ki padişahlıkını birisen, halıgan Adem'den padişahlıkını tartıp olesen, halıgan Adem'ni aziz kılesen, خالقان آدمنی خرق لسن. دیمک حقیقی پادشاه بولغان الله همه دن üstündür. اونون دن başka hiç ilah yoktur. الله ulug erişinin egesidir. الله yine Sûre Nas'ın 1. 2. 3. ayetleri de şundaktaydı. İnsanların perverdigari, insanların padişahı, İnsanların ilahi Allah'a sığınıp panah tileymen degin. Sûre Gafir'in 16. ayeti de tehimi uçuk ve tehimi küçülük kılıp mundak düşündürülgen. Yani onlar kabrelerden çıkan künde onlarının hiç neresi Allah'tan mehbi kalmaydı. Şu çağda bugün padişahlık kimge has deyilgen de fakat galip birli Allah'a has deb cevap berildi. Yani bütün halayıkının nikabı elip taşlangan o künde
Allah'tın hiç kişinin sırrı yüşürünüp kalmaydı. Şu çağda bugün padişahlık kimge has dep toplanıdı. Bunun karıda hükümranlık hukuki hemmedin galip birli Allah'a has degenden başka cevap çıkmaydı. Bu ayetini İmam Ahmed rahimahullah nakıl kılgan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'nun tüvendeki rivayeti intayin yakşı tefsirle birudu. O Peygamber aleyhisselam'nın öz hutbesine mundak diyerlikini bayan kıladı. Allah Ta'ala zimin ve asmanlarını alkanıda tutup durup manı men padişah, manı men cebirlik, manı men katta, kini o ziminde padişah buluvalgallar, kini o cabirlikler, kini o kattılar dep tuğlaydı. Hadisinin ahirinde İbni Ömer radıyallahu anhu yine bu sözlerini kılvatkan çağda Peygamber aleyhisselamın hemme azayı şu kadar titreplerize kilip ketken ki hatta biz munberdin yıkılıp düşemdeki dep endişe yıkılışkı başlayan eduk dep bayan kılıdı. Demek kayınlaşlar biz akidimizni eni şundak sab pak halette hiçbir şek şübhege yol koymagan asasta yaşayımız gerek. Meyli biz dünyada bir gün yaşaylı ve uzun yaşaylı kancılık yaşasak, hakiki mümin, hakiki tevhid ikisi sübhede yaşayımız gerek. Kırındaşlar, derslerimiz birbirisinden nait inçke, zil, köp tepekkür kılışka, köp oylunışka ilip baradığan biraz tefsili çöndürülgen deriz. Bu başka her kaysanlarının ki bununla naiti bekirekti katkılışanlarını ve şundakla baştaki dersler bilen bir iki koşup ahire üzülmegen şekilde anlaşanlarını için kalbimizin ümit kılımız. Şunun bilen kayrandaşlar bugünkü Kur'an buluğu programımızın 4. sani bugün bu şerde bu sanımızı ayaklaştırmız. Eğer Allah Subhanahu ve Teala ömür berse, ediyene okşa saatte sizler bilen nak meydanda bu programımızı yüz görüşükçe sizlerini Cenab-ı İgimiz birden beri yiganı yaratkıcımız bizden en mihriban Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'ya tavşurmen icabetlik dualarınlarda bütün dünyadaki kıyrındaşlarınlar üçün şundakla kemini aciz üçün mü dua kılıp koyuşanlarını çin kalbimden ümit kılmen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله.